değerli konuklarımız, sunumunu yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, sergi küratörü Sayın Özlem Uyan'ı davet ediyorum. Sayın vekillerim, sayın başkanım, sayın rektör yardımcım, sayın baro başkanım, sayın dekanım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. Ne mutlu bize ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutladığımız bu önemli günde Dardanel 99 Uluslararası Davetli İllüstrasyon sergimiz için bir aradayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Adını İlyada'nın Dardanası'ndan alan Dardanel, günümüzde modern Çanakkale kentinin eşsiz manzarasını oluşturan Boğaz ve çevresindeki coğrafya için bir marka niteliğindedir. Özellikle Tunç çağından itibaren pek çok kültüre ve halka konuksever doğasıyla kucak açan bölge, İlyada'nın Troya'sının talihi hakkındaki söylencelere de ilham kaynağı olmuştur. Aka, Hitit, Minoyan uygarlıklarının izlerinin görüldüğü bölge, Ege-Karadeniz bağlantı yolu işlevi ve Anadolu'nun doğal batı uç karakolu konumunu ile zengin bir tarihçeye sahiptir. Özellikle çömlekçilik, amforalar, mozaik sanatı ile giriş yapılabilecek bölge arkeolojisi ve sanatı, klasik Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı etkileri taşımaktadır. Tarihi, maki bitki örtüsü, mutfağı, güler yüzlü insanları ile olduğu kadar deniz yaşamı ile tanınan bölgemiz, adı ile Çanakkale Boğazı'nın da bütünleşmesine tanık olmuştur. Dünya sahnesinde 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi ile adından söz ettiren Dardanel, Anzakların ulus tarihinde de önemli ve değerli bir sembole dönüşmüştür. Gururla, coşkuyla içinde yaşadığımız barışın kenti Çanakkale, modern cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ve Türk halkının yeniden doğma azmini de ortaya koymuştur. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılına ithafen 28 farklı ülkeden 99 tasarımcı ve sanatçının eserleriyle oluşturduğumuz Dardanel 99 Uluslararası Davetli İllüstrasyon Sergimizin açılışı vesilesiyle bizlere ülkemizin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi için ilkeler bırakan, kaynağını tam bağımsızlıktan, yurtseverlikten, çağcıl değerlerden, evrensel ilkelerden alan bir ulus ülke bırakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, 99. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Sergimizin fikir aşamasından açılışına kadar değerli desteklerini sunan Sayın Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan'a, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sedat Murat'a, Belediye Başkan Yardımcılarımız Sayın Özdeş Çetin ve Rebiye Ünivar'a, Rektör Yardımcılarımız Sayın Profesör Doktor Pelin Kanten ve Sayın Profesör Doktor Okan Aktur'a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya Hocama, Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Yeşim Zümrüt Hocama, emekleri için Çanakkale Belediyesi ekibine, Karadeniz Kültürü Merkezi çalışanlarına ve tüm arkadaşlarıma, bize bu harika müzik dinletisini sunacak olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Konservatuarı Yüksek Lisans Öğrencileri Sayın Kadir Eken ve Sayın Salih Çakan'a ve tabii ki siz değerli konuklarımıza katılımınızla sergimize anlam kattığınız için, daha da anlamlı hale getirdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi de sunduktan sonra sözü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya Hocama bırakıyorum. Sayın vekillerim, sayın belediye başkanım, baro başkanım, değerli sanatçı dostlarım, kıymetli misafirler, hepinizi sergimizin açılışına hoş geldiniz diyorum hepinize. Bu topraklarda doğan milli mücadele ruhu 1923'te Cumhuriyetimizin kurulmasıyla başlandı ve biz bugün onun 99. yıl dönümünü uluslararası 99 sanatçı dostumuzun katılımıyla oluşturduğumuz bir sergiyle anıyoruz. Ve bu sergi Çanakkale'nin engin esin kaynaklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yakın ve uzak geçmişiyle iki kıtayı bir araya getiren, mavi ile yeşili buluşturan eşsiz doğasıyla burası engin esin kaynaklarına sahip bir şehir ve biz bugün başta
Ulu Önder, Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde huzur içinde yaşarken kentimizin yönetimi, belediyesi ve tüm halkının da bu barışı, bu huzuru günümüze taşımasıyla sanatçı olarak, eğitimci olarak huzur içinde, mutluluk içinde, barış içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir kültür ve tarih kenti olmanın yanında sanat kenti olmasına katkı sunan Sayın Belediye Başkanımıza, değerli rektörümüze ve sergide emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun ve iyi seyirler diliyorum. Ancak benden sonra sözü başkanımıza bırakacağım herhalde. Sayın milletvekillerimiz, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Baro Başkanım, belediye meclis arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli bilim insanları ve değerli muhtarım, mahallemizin muhtarı, o da beraber bizimle beraber ve çok saygıdeğer katılımcı dostlarımız. Üniversitemizde gerçekten Güzel Sanatlar Fakültesi ve yeniden burada hamle yapmakta olan konservatuvarımızla beraber bayağı bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu binanın Deniz Karina Deniz Müzesi olmasında da üniversitemizin çok değerli katkıları oldu. Şimdi de Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılı dolayısıyla çok güzel bir sanat etkinliğini yapımında gerçekten büyük bir emek verdiler ve burada biraz sonra sergiyi gezeceğiz. 99. yıla ithafen 99 eser, 65'i yabancı, 34 tanesi Türk sanatçıdan oluşan ve içeride de yine Cumhuriyete atıfta bulunan konuşmalar yapan yabancıları duyacağımızı söyledi hocalarım. Şimdi onları izleyeceğiz. Ve buradan yine üniversiteyle beraber, üniversitemizle beraber bu etkinlikleri yapıyoruz. Yeşil Belediye binamızda da katkı veriyorlar. Yine Güzel Sanatlar Fakültemiz, oranın cephe iyileştirmesi ve diğer alanlarda görsellerle ilgili katkıda bulunuyorlar. Biz de şeyimizin bu vesileyle konservatuvarımızın gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bizim önerimiz bir güzel bir bina, bir konservatuvar binası yapılmasını hep arzu ediyoruz. Yapılacak inşallah. Sayın rektörümüz de bu konuda çok gayretli, çok arzulu. O zaten buradaki konservatuvar müdürünü alıp gelip burada onun konservatuvar gelişmesi için çaba gösteriyor. Biz de bu çabalara katkı vermek istiyoruz. Tabii burada iki değerli sanatçımız var aramızda. Burada bizim çizimleri gururlandıran kıymetli karikatüristimiz var. Gürbüz Doğan Ekşioğlu hocamız var. O nerede, o kayboldu, o biraz önce beraberdik. Hocam ne oldu? Ha, hocam neredesiniz? Evet. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, meşhur hocamız. Evet, ona şey yapalım. Bir de yine grafik tasarımda gurur duyduğumuz kıymeti Ethem Onur İlginç. Hocamız da orada. Ona da tanıştırmış olalım. Tanıtalım. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Onların buradaki şimdi eserlerini göreceğiz. Katkılarını görmüş olacağız. Dolayısıyla biz tabii Dardanel malum bizim buradaki kültürel ismimiz bir yerde. Dolayısıyla bunu Cumhuriyet'in 99. yılıyla birleştirip Dardanel 99 illüstrasyon, davetli illüstrasyon sergisi olarak bunu açmış olacağız. Bu vesileyle tabii bize bugünlere işte bu topraklarda bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk,
ve onun mücadele arkadaşları bir kez daha şükranla almak biz lazım. Onu yok varsaymak bize hiçbir şeyi kazandırmayacağına inanmalı. Yani onları yok varsaymak bence bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıklardan ve olumsuzluklardan bir şey diye durum diye düşünüyorum. Onun için biz tabiatıyla özellikle Çanakkale'li olarak şu anda karşıda şehitlerimizle karşı karşıyayız burada. Onlar karşıda canlarını bizler bugün buralarda olalım diye verdiler. Ve onlar ülkeyi kurtardılar. Bize düşen görev de bu ülkeyi, bu cumhuriyeti ilelebet payidar kılmaktır. Bu bize düşen görev. Ama biz bunları gençlere, ki Atatürk'te gençlere emanet ediyorsunuz. Biz de o gençleri bu şekilde eğiterek onların bizden alacakları bayrakları hep ileri taşımaları için bunlar vesile olsun. Bu etkinlikler bile birbirimizle duygularımızın pekişmesine ve oluşmasına sebebiyet oluyor, veriyor. Dolayısıyla buradaki tekrar üniversitemize, Güzel Sanatlar Fakültemize, değerli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Biraz sonra da yine bugünün anısına bir sağlıklı yaşam merkezimizi Halet Çember adını verdiğimiz Profesör Doktor Halet Çember Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını yapacağız. Orada da işte Halet Çember biliyorsunuz çok önemli bir arkeolog hatta histolog ve aynı zamanda da olimpiyatlara katılmış ilk Türk kadın eskrimcisi olması dolayısıyla çok önemli. Bu değerlerimizi bilmemiz lazım, hatırlamamız lazım, unutmamamız lazım. Çünkü bunların her biri bizlerin geçmişteki tarihimizi oluşturuyor. Hep spor tarihi, sanat tarihi, bunları yaşamamız lazım. Bu birikimler bizi yukarı doğru taşıyacaktır ve muasır medeniyet dediğimiz çağdaş uygarlık seviyesine taşınmamıza vesile olacaktır. Dolayısıyla ben tekrar teşekkür ediyorum üniversitemize, fakültemize, değerli hocalarımıza. Sizlerin de katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Ertuğ hocamı ben kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, belediye başkanım, ARO başkanımız, dekanım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Sedat Murat başka bir programda olduğu için yerine vekaleten ben katıldım. Sizlere selamlarını iletiyorum. Bugün anlamlı bir gün. Cumhuriyet'in 99. yılı. Böyle anlamlı bir günde bu şekilde bir etkinlikle, böyle bir illüstrasyon sergisiyle taçlandırılmış. Atatürk'ümüzün dediği gibi Cumhuriyet bir kültürdür. Aynı zamanda kültür bilimle desteklenir. Bilim, bilimsellik benim yaptığım bir tanıma göre aklın ve bilimin ışığında olgu ve nesneleri anlamak, açıklamak ve tasvir etmektir, tahminde bulunmaktır. Dolayısıyla bu konuda ben tabii ki belediye başkanımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hem Güzel Sanatlar Fakültemizde hem konservatuvarımızda hem üniversitemizde çok iyi bir iletişim içinde birlikte güzel kent olan Çanakkale'mize hizmet ediyoruz. Ben bu vesileyle tüm katılımcılara da bu etkinliğe katıldıkları için teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Milletvekilimiz Muharrem Erkek Beyefendi buraya işlerine kaydediyorum. Çok değerli milletvekilimiz, belediye başkanımız, rektör vekilimiz, Baro Başkanımız, değerli muhtarım, siyasi partilerin çok değerli başkanları, yöneticileri, meclis üyelerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler,
Ben de herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihimizin en anlamlı günü. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin yarattığı dev bir yapıt, dev bir eser. Temel felsefesi de aklın, bilimin, sanatın ve kültürün ışığında uygar bir toplum yaratmak. Ve bizler asla ve asla cumhuriyetimizi kuran kadrolara karşı ne kadar borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, ikinci yüzyılın başında mutlaka ve mutlaka cumhuriyetimizi demokrasiyle hep birlikte taşlandırmalıyız. Bu anlamlı günde çok da anlamlı bir sanat etkinliğinde birlikteyiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediyemize, üniversitemize, Güzel Sanatlar Fakültemize, Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli hocalarına, belediyemizin değerli çalışanlarına, kuratörümüze, öğrenci arkadaşlarımıza, konservatuardan ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Belediye Başkanım, çok kıymetli protokol ve misafirler. Ben de hepinizin bu anlamlı günde Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı'na çok da yakışır bir açılışta burada sizlerle beraberiz bir sergi açılışında. Cumhuriyet aynı zamanda bir kültür sanat devrimiydi Cumhuriyet'in kurulması. Çanakkale'de kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu tip atılımlar, bu tip yatırımlar çok çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devam etmesini diliyorum bu tip etkinliklerin. Hepinizin tekrardan Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, biz çok heyecanla yaklaşık 3 aydır böyle bir hazırlık yaptık. Size güzel bir sergi hazırladığımızı düşünüyoruz. Umarız beğenirsiniz. Tekrar ben ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Nefis bir sergi olduğunu düşünüyorum. Şimdi açılışını yapmak üzere, müzele kesimini yapmak üzere siz değerli konuklarımızı, Cepro'da kulübümüzü davet ediyorum. Mesajlar yer alıyor. Cumhuriyetimizi kutluyorlar. Kendi dillerini yapmamız Türk sanatçılarımız da var, yabancılar da var. Cumhuriyetimizin 93. yılını kutluyorlar böylelikle. Merhaba, ben Gülüm Düşen. Ulu Öderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere armağan edilen Cumhuriyetimizin bütün kazanımları için millet tarihi 99. yılımız kutlu olsun ve sonsuz olsun. Sevgilerim dilerim. Ciao Francesco Mazzini, Italia. E auguro una felice 99esimo anniversario dalla nascita della Repubblica di Turchia. A presto, ciao dall'Italia. Ciao.